Medyascope'dan herkese merhabalar. Ben Mehmet Selçuk'a. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da da konut fiyatları ve kira fiyatları her gün daha da artıyor. Bugün size kira fiyatlarının neden arttığını aktaracağız. Şimdi pandemiden önce ben bir evde kalıyordum. Fiyatı da yani gayet normaldi. O zamanlar çok daha fazla değişmiyordu ev fiyatları. Sonra evi bıraktım. Yeni bir ev tutmaya başladım şimdi. Öğrenciyim bu arada Antalya'da. Bir kız arkadaşımla ev arıyoruz şimdi. 2+1 ya da 2+1.0 ev arıyoruz. Ama yani gerçekten şu anda ev yok. Hani fiyatları bıraktım, ev yok. Hani sahibinden.com var. Oraya giriyoruz. Arıyoruz ilanları. 2800-3000 TL'ye kadar olan ilanların hepsini silmeleri gerek ama silmiyorlar. Yani o evlerin hepsi tutulmuş aslında. Arıyoruz, ev yok, ev tutulmuş vesaire. Fiyatlarınız nedir? Hani 2+1, 2+0 evler var mı elinizde? 3500'den başlıyor, 3000'den başlıyor. Evleri de görseniz küçücük. Hani bodrum kat. Bodrum kat evler bile şu an 3000 TL. Genel olarak nedenini sorduğum zaman da pandemiden dolayı işte Antalya'ya sağlık çalışanları, memurlar falan çok fazla gelmeye başlamış ve evler tutulmuş. Hani onlar da, emlakçılar da şey diyor, biz de ne yapacağız bilmiyoruz daha, hani Eylül gelmeden tüm evler tutuldu, Eylül'de öğrenciler gelecek, ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorlar onlar da. Ve şu an yani gerçekten dolandırıcılar da çok fazla olmaya başladı. Emlakçılar öğrencileri dolandırmak peşindeler. 2-3 kere yaşadım bunu. Şu an hatta hala yaşıyorum. O şekilde yani. Peki 3000 liradan başlıyor diyorsun sabah fiyat. Aynen. Peki bu şehir merkezinin merkezi yerlerden böyle fiyatlar nasıl değişkenlik gösteriyor? Şöyle söyleyeyim. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi etrafında Kültür Mahallesi, Gülveren Mahallesi var en yakın. Meltem ve Uncalı var. En uygun fiyatlar normalde Kültür'de olurdu ya da Gülveren'de olurdu. Ama şu anda yani Konyaaltı var Antalya'da. Konyaaltı sahili bilirsiniz. Oradaki fiyatlarla neredeyse öğrenci evi yani Kültür, Gülveren fiyatları hemen hemen aynı. Yani normalde 2000-3000 daha fazla olurdu Konya altında. Ama şu an öğrenci evleriyle oradaki evler hemen hemen aynı fiyatta. Yani Kültür dediğim yer Antalya'nın hiç merkezi bir yeri değil. Sadece üniversiteye yakın. Yani kötü bir sokak. Evler çok küçük, kötü evler ama gerçekten fiyatlar çok pahalı. Çıktığınız evin kirası ne kadardı? Şimdiki taban fiyatlar ne kadar? Ben pandemiden önce 1200 TL'ye oturuyordum. Şu an benim oturduğum ev 1800 TL ama yok hani o evi vermiyorlar artık. Yani tutulmuş tüm evler. Şu an 1800 TL ama o ev. Ama artık 1800 TL'ye ev yok. Bodrum katta 1+0 yani stüdyo daireler şu an 2000-2500 TL Antalya'da öğrenciler için Kültür'de. O şekilde. Halil Han'ın da dediği gibi Antalya'da öğrenci popülasyonunun yüksek olduğu mahallelerde internet üzerinden kiralık ev aradığımızda 45 metrekare 2+0 dairenin kirasının 1750 lira olduğunu görüyoruz. Normal standartlara yakın 2+1 110 metrekare bir dairenin kirası ise 3000 lira olarak karşımıza çıkıyor. Kiralık daire fiyatlarındaki artışı Remax Avrupa birincisi Osman Gündoğdu ile konuşacağız. Pandemiden sonra ve pandemi döneminin içerisindeki fiyatlarımız, konut fiyatlarındaki artışlar, kira artışlarının sebeplerinden bir tanesi en önemli. İnanılmaz derecede Antalya'ya kira müşterilerimizin, taleplerimizin artmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Bunun da etkilerinden bir tanesi 2000 lira olan bir dairenin 2500 olması, 3000 lira olan dairenin 3500-4000 civarına yükselmesidir. Ve pandemiden sonra fiyatların inşaat maliyetlerinden sonra ve konutların olmasından kaynaklanmaktadır. Satılık konut fiyatlarının artması kiraları etkiliyor mu? Kesinlikle tabii ki. Zaten arz talep meselesinden dolayı, arz talep dengesinden dolayı fiyatlarda inanılmaz derecede yoğunluk yaşanmakta ve bundan dolayı da fiyatlarda yükseliş olmaktadır. Yerleşik yabancı nüfus Antalya'da çok fazla. Peki bu fiyatları artırıyor mu? Tabii ki göç aldığı için bizim dolar, yabancı dolar ve euro'nun yüksek olması, Türk parasında geri olmasından dolayı yabancı talepleri çok fazla ve buna göre de fiyatları otomatik olarak artırmaktadır kira fiyatlarını. Pandemi öncesindeki ortalama kira fiyatlarıyla bugünün kira fiyatlarına kıyaslarımızda ne kadar bir fark var? %50 oranında ciddi anlamda fiyat artışı var. 2000 liralık bir daire 3000 lira, 1+1. Bir daire 2000 liradan 2-3000 liraya, 3000 liralık daire 4200-4500'e çıkmaktadır şu anda. Ve boş daire bile şu anda eşyal daire yok. Peki
emlak sahipleri, konut sahipleri konut maliyetlerinin çok arttığını, bu yüzden konut maliyetlerini ve enflasyon çok arttığını, bunun da kiralara yansıdığını söylüyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Şeysinde doğrudur. Enflasyonun artmasıyla insanların tabii masrafları, vergiler ve KDV'si, inanılmaz derecedeki inşaat maliyetlerinin artması, masrafların artmasıyla onlar da otomatik olarak ev sahipleri de fiyatların üzerine koyarak kira fiyatlarını artırmaktadır. Peki şu an yazın sonuna doğru geliyoruz. Kış dönemini nasıl buluyorsunuz? Yani fiyatlar düşecek mi, artacak mı sizce? Fiyatlar düşmez. Kesinlikle yer olmadığı için farklı imar açılmadığı müddetçe, imara boş yer bulunmadığı müddetçe, inşaat yapılmadığı müddetçe olan eski yapıların evlere talep artmasından dolayı fiyat artışları devam edecektir. Antalya'da konuştuğumuz ev sahipleri haberimizde görülmek istemedi. Fakat ev sahiplerinin ortak söylemi enflasyon artışının kiralara yansıdığı oldu. Şimdi hem mimar hem de konut sahibi olan Nuran Esengil ile artışın sebeplerini konuşmak için konuk oluyoruz. Son yıllarda kira artışının en baştaki sebebi arz talep dengesinin dengesinden kaynaklanmakta. Antalya bir turizm cazibe merkezi. Dolayısıyla reklamı çok fazla yapılan bir yer. Yerli ve yabancı turistlerin talepleri oldukça fazla. Tabii bu taleplerin bir kısmı oteller tarafından, özellikle yabancı turistler talepleri oteller tarafından karşılanmakta. Yerli turistler için de daha çok konutlara yönelme söz konusu. Bunda en büyük nedeni tesislerin çok fazla fiyatlı olması, yani yerli turiste göre pahalı olmasından kaynaklanıyor. Geçmiş yıllarda ikinci konutlar en azından kirayı verilip değerlendirilirken pandemiden dolayı iki yıldır insanlar yaşamlarının büyük bir kısmını orada geçirmeye başladı. Dolayısıyla bu da konut konutların fiyatlarını etkiledi. Çünkü bir turizm bölgesi olması, turizm sektöründe çalışanların en azından tarım sektörüyle birlikte bunların da bir konut ihtiyaçları var. Onun dışında pandemiyle birlikte tatil amaçlı kullanılan konutlar, insanlar konutlarda tatil yapma talebinden dolayı epey azalma oldu. Son yıllarda inşaat sektöründe hızlı bir, yüksek bir fiyat artışı söz konusu. İthal girdiler azaldı. Maliyetler enflasyonun çok çok üstünde. Dolayısıyla yeni daire fiyatları çok arttı. İnsanlar artık eskiden işte dairelerini alıp kirayı verip oradan bir gelir elde etmek yerine bunu uzun süreli kiraya vermek çok cazip gelmemeye başladı. Dolayısıyla kısa dönemli kiralamalar söz konusu oldu. Bu da konutlar, özellikle uzun süreli konaklamalar için konut arzının yetersizliği ortaya çıktı. Yeni inşaatlar yapılamıyor. Maliyetler çok yüksek. Tabii ki burada enflasyon girdileri önemli. Enflasyondaki artış, insanların yeni konutlarda yaşamlarını sürdürmeleri talebi arttırdı. Bu nedenle de kiralar arttı. Peki siz konut sahibi olarak kiracılarınız var. Siz bu süreçte ne kadar zam yaptınız ve neye göre zam yaptınız? Özellikle
iş yerlerinde zam söz konusu olmadı. Çünkü pandemiden dolayı sürekli iş yapamamaktan, işte belirli dönem, uzun dönemler karantinaya girmemizden dolayı iş yerleri sürekli baskı yaptı. Bir de bu olayın vicdani boyutu var. Dolayısıyla para kazanmayan bir insandan bir zam talep etmen, zaten mevcut kirayı zor alırken zam talep etmemiz çok mümkün olamadı. Ama konutlar için aynı şey söz konusu değil. Çünkü konutlarda, kiralık konutlarda arz yetersizliğinden dolayı en azından onlarda enflasyon oranında bir kira artışı söz konusu olabildi tabii. Antalya'daki artan kira fiyatlarını müteahhitler ve konut sahipleriyle konuştuğumuzda bize bunun enflasyonun sonucu olduğunu söylüyorlar. Yani inşaat maliyetlerinin yükselmesi başlıca sebep olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sebebi ise emlakçılarla konuştuğumuzda emlakçılar bize Antalya'nın gün geçtikçe artan nüfusundan, artan popülasyondan bahsediyorlar. Nüfus arttıkça sınırlı sayıdaki ev fiyatlarının bedellerinin, kira bedellerinin daha da yükseldiğini söylüyorlar. İlerleyen günlerde okulların açılmasıyla üniversitelerin tekrardan yüz yüze eğitime geçmesiyle kira fiyatlarının daha da artacağından endişe ediliyor. Bugünlük Antalya'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik hoşça kalın.